birkaç sebepten bahsedebilirim bu karar için. Görünümü negatife çevirmemiz için birkaç sebep var. Cuma günü yayınlandı bu karar. Ve esasen iki şeyin altını çizmek istiyorum. Politika belirsizliği ya da politikanın gidişatı şu an belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. Ve aynı zamanda dış riskler de, yani ödemeler dengesi riskleri Türkiye için gerçekten artıyor şu an, öyle görüyoruz. Merkez Bankası da faiz oranlarını indiriyor. Son 3 aydır faiz indirimine gidiyor. 400 bas puan kümülatif bir şekilde faiz indirimi yapıldı toplamda. Ancak enflasyon hedefin çok üzerinde, yani %20'nin üzerinde, ancak Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefi ise %5'te. Ve bu da tabii ki Türk lirasında fazlaca değer kaybına sebep oldu. Bizce bu da çok fazla negatif sonuca sebep olacak. Bunların içinde tabii ki hükümet için de kamu borcunun artması ile sonuçlanabilecek şeyler var. Bizim önceki beklentimizde Ekim'in sonunda, 22 Ekim'de açıkladığımıza göre %34'lük bir kamu net borcu bekliyorduk. Ancak şu an bu oran %42'ye çıktı. Yani %8'lik bir artış bekliyoruz kamu borcunda. Fakat Türkiye'den kredi borcu olanlar için baktığımız zaman döviz borcu fazla. Bu da tabii ki ekstra baskı noktası oluşturuyor. Onların bu borcu ödemesi daha pahalı hale gelmiş durumda TL'nin değer kaybıyla birlikte. İşleri düşündüğümüz zaman işler ısınacak. Türkiye'de önümüzdeki hafta ve aylarda gerçekten izlememiz gerekecek. Ticari bankalarının dış piyasalara erişimi çok önemli ki dış borcunu çevirebilsinler. Bizim beklentimiz sorun olmayacağı yönünde, erişebilecekleri yönünde ve Türk vatandaşlarının davranışları ne olacak? Kendi tasarruflarını dolara dönüştürmeye devam mı edecekler? Ya da bankacılık sistemden para çekme riskleri var mı? Bunları gözlemlemeye devam edeceğiz. Henüz böyle bir şey olmadı. Şu anki durum yönetilebilir durumda. Fakat volatil bir para birimi ve para politikasının gidişatının belirsiz olduğu bir durumda, şu ortamda tabii ki bir risk oluşuyor. Bankacılık sektörü içinde bir risk oluşturuyor. İşte zaten bu yüzden bu kararı aldık ve görünümü durağından negatife çevirdik.